Mesleki Gelişim Atölyesi dersinden merhaba. Ben ders öğretmeni Mustafa Ateş. Bugünkü dersimizde 5. Öğrenme Birimi Girişimci Fikirler İş Kurma ve Yürütmenin İşletme Ne İş Yapar adlı konusunu işleyeceğiz. Araştır Düşün kısmında şu soru var. Çevremizde yer alan işletmelerin faaliyet alanları birbirinden farklı mıdır? Cevap olarak öğrencilerimizle birlikte şunları yazdık. Mesela etrafımızda Market görüyoruz, giysi mağazası, okul kantini, Kasap, nalbur, beyaz eşya satıcısı, mobilya satıcısı bunlar perakende satış faaliyetiyle meşgul. Perakende satış demek bir ürünün son tüketiciye satılmasıdır. Toptan satış ise bir ürünün işletmeden başka bir işletmeye satılmasıdır. Ürünün miktarı önemli değildir. İster ürün 1 bir birim satılsın, ister 100 birim satılsın. Bir işletmeden başka bir işletmeye satılıyorsa o toptan satıştır. Etrafımızda kuaför, estetik salonu gibi işletmeler görüyoruz. Bunların faaliyet alanına güzellik hizmetleri dedik. Kendimizce böyle bir faaliyet alanı uydurduk diyelim. Etrafımızda kahvehane, tavuk döner, lokanta, çiğ köfteci görüyoruz. Bunların faaliyet alanına yeme içme hizmetleri diyebiliriz. Etrafta pastahane, fırın, kafe işletmeleri görüyoruz. Bunlara unlu mamül üretimi faaliyetiyle meşgul olan işletmeler dedik. Etrafımızdaki telefon tamircisi, elektrik tamircisi, su tesisat tamircisi, beyaz eşya tamircisi gibi bunlara tamircilik faaliyetiyle meşgul işletmeler dedik. Spor salonu, halı saha etrafımızda görürüz. Bunlara spor hizmetleri faaliyeti alanındaki işletmeler deriz. Ter terzi görürüz etrafımızda. Bu da giysi tamiratı faaliyet alanındaki işletme deriz etrafımızda banka görüyoruz, faktöring şirketleri görüyoruz. Bunlar para ve finans hizmetleri faaliyet alanındaki işletmeler. Çevremizde PTT, kargo şirketleri, nakliye şirketleri, yolcu taşıma işletmeleri hem şehir içi hem şehir dışı. Bunlar ulaştırma ve iletişim faaliyet alanında. Sigorta acenteleri görürüz etrafta. Bunlar sigortacılık hizmetleri faaliyet alanında faaliyet gösterirler. Tekstil fabrikası, otomobil fabrikası görürüz. Özellikle tekstil fabrikası Bursa'da çok sayıda, çok sayıda yer alıyor. Bunların faaliyet alanı sanayi. Fidan yetiştiricisi yine Bursa'da çok çok fazla var. Süs bitkileri yetiştiricisi, meyve sebze yetiştiricileri, sebze seraları, meyve sebze soğuk hava depoları. Bunlar hangi faaliyet alanındadır? Tarım faaliyet alanındadır. Diğer sorumuza geçelim. Faaliyet alanlarına göre işletmelerin ihtiyaçları birbirinden farklılık gösterir mi? İşletmelerin sermayeleri, iş gücü, fiziksel alanları, ekipmanı ve gerekli olan bilgileri birbirinden farklı olduğu için işletmelerin ihtiyaçları farklıdır diyebiliriz. Sermaye konusunda birçok işletme birbiriyle karşılaştırılabilir. Biz sadece kuaförle beyaz eşya satıcısını karşılaştırdık. Kuaför işletmesi kurabilmek için gerekli sermaye, beyaz eşya satıcı, satış dükkanı kurmak için gerekli sermayeden daha azdır. Beyaz eşyaların fiyatları kuaförde kullanılan malzemelerin fiyatlarından çok çok fazladır. İş gücü konusunda marketle tekstil fabrikasını karşılaştırdık. Yine bir sürü işletme burada birbirleriyle karşılaştırılabilir. Markette çalışacak personel sayısı iş gücü Tekstil fabrikasında çalışacak personel sayısı birbirinden çok çok farklıdır. Fiziksel alan bakımından spor salonu ile tamirci dükkanını karşılaştırdık. Tamirci dükkanına göre spor salonu çok büyük alana sahiptir. Spor salonuna göre ise meyve sebze üreticisi çok daha büyük alana sahiptir. Ekipman açısından ekipman iş sırasında kullanılan aletler cihazlar demektir. Kasap ile terziyi karşılaştırdık. Kasabın ihtiyaç duyduğu ekipman yani iş aletleri terzinin kullandığı iş aletlerine göre farklıdır tabii ki. Bilgi açısından sigorta ajentesi ile lokantacıyı karşılaştırdık. Sigorta ajentesi işletmek için gerekli olan bilgi finans bilgisidir. Lokanta işletmek için gerekli olan bilgi gastronomi, aşçılık bilgisidir. İşte bu 5 açıdan İşletmelerin ihtiyaçları birbirlerine göre farklılık gösterir. Üçüncü soru: Bir ürün, mal veya hizmet ile ilgili kaç farklı faaliyet alanı olabilir? Mesela nohut demişiz. Nohut ilk önce tarım alanında faaliyet gösteren bir işletmeden çıkar. O nedir? Nohut üreticisi. Tarlada nohutunu üretir. Tarım faaliyet alanındadır. Ondan sonra bir paketleme tesisi bunları alacaktır. Paketleme tesisi kullandığı paketleri sanayi faaliyet alanından alacaktır. Sanayi sektöründen, yani bir fabrikadan plastik poşet, paket fabrikasından satın alacaktır. Yani sanayi faaliyet alanı da işin içerisine dahil oldu. Sonra toptancılık işin içerisine dahil oluyor. Çünkü paketlenmiş nohutlar bir toptancı tarafından satın alınıyor. Toptancıdan bu ürünleri perakendeciler satın alıyorlar. Perakendecilerde yani perakendecilik faaliyet alanı da işin içerisine dahil olmuş oldu. Nuhut tam 5 tane faaliyet alanından geçip tüketicilerin sofrasına gelmiş oldu. Salça için örnek verelim. Salça için domatesler tarım faaliyet alanında yetiştirilir. Sonra bunlar salçanın üretildiği domatesten salçanın üretildiği Fabrikaya götürülür. Bu fabrika sanayi alanında faaliyet gösterir. Ondan sonra bu salçaların konulacağı metal kutular başka bir fabrikadan temin edilir. Onlar da sanayi sektöründe yer alırlar. Sanayi alanında faaliyet gösterirler. Üretilmiş salçalar paletler üzerine dizilerek taşınır. Bu paletlerin üretilmesi için orman ürünleri kullanılır. Yani orman ürünleri faaliyet alanı da burada işin içerisine dahil oldu. Ve sonraki aşama üretilmiş bu ürünle salça ürünlerinin toptancılara satılması. Toptancılık faaliyet alanı devreye girdi. Toptancılardan perakendecilere satılır. Perakendecilik faaliyet alanı burada devreye girmiş oldu. Dördüncü soru. Bir meyve üretimden sofraya gelene kadar kaç farklı şekilde işlem görmüş olabilir? Bunu öğrencilerimizle birlikte oluşturduk. Çok güzel cevaplar var burada. Mesela Deveci armudu dedik. Deveci armudu, Bursa'nın ünlü armududur. Hatta dünyaca ünlü armudu. Birinci aşama, fidan yetiştiricisi armut tohumunu satın alıp saksılarda armut fidanı yetiştirir. Bursa'da meyve fidanı yetiştiricileri sayı, sayısı çok fazla. İkinci aşamada, bahçe sahipleri fidan yetiştiricisinden armut fidanını satın alıp bahçeye dikerler. Üçüncü aşama, bahçe sahipleri ağaçların aşılanması aşılanması gibi bakımları yaptırmak için uzman kişilerden hizmet satın alırlar. Dördüncü aşama, bahçe sahibi kişiler budama ustasını getirip armut ağaçlarını budatırlar. Beşinci aşama, bahçe sahipleri armut ağaçlarını ilaçlarlar. Altıncı aşamaya gelelim. Bahçe sahipleri armut meyvelerinin hasadı için işçi çalıştırırlar. Yedinci aşama, Bahçe sahipleri armut ağaçlarından armut fidanı çıkarmak için uzman kişilerden hizmet satın alırlar. Ağaçtan fidan çıkarabiliyorlar uzman kişiler. 8. aşama armutlar soğuk hava deposundan toptancı tarafından satın alınıp sebze meyve haline satılır. Bu armutlar hasat edildikten sonra soğuk hava depolarında bekletilir. 9. aşama semt pazarcıları, manavlar, marketler, sebze meyve halinden armutları satın alırlar. 10. aşama en son tüketiciler manavdan, marketten, pazardan armutları satın alıp tüketirler. Bir armut için tam 10 aşama kat edilmiş oldu. Bu 10 aşama bu armudun fiyatının bahçedeki fiyatına göre oldukça artmasının sebeplerinden biri olabilir. Bir işletmenin kurulup ticaret odasına kaydı yapılmadan önce şirketin faaliyet alanına ve bu faaliyet alanına karşılık gelen NACE kodlarına NACE koduna karar verilmesi gerekir. NACE kodları nedir? Geçen hafta işlemiştik. Avrupa Birliği'nde bütün ekonomik faaliyetlerin altı haneli kodları vardır. İşte bunlara NACE kodları denir. Seçmeyi düşündüğünüz meslek alanı ile ilgili olan tüm NACE kodlarını İnceleyiniz. Öğrencilerimiz biri subaylık mesleği dedi, bir diğeri doktorluk mesleği dedi. Biz bu subaylıkla doktorluğun NACE faaliyet kodunu bulabilir miyiz? Deneyelim. NACE kod listesini geçen hafta internetten indirmiştik. İnternette bu listeye çok rahat ulaşılabilir. Bu listede 10700 civarında faaliyet kodu var. Bu da demektir ki tam 10700 tane Ekonomik faaliyet alanı var. Subaylık mesleğini askerlik olarak aratıp bulmaya çalışacağız. İlk önce arama kutusunu açıyoruz. Ctrl F tuşlarıyla. Önce subaylık yazalım. Bakalım listede subaylık var mı? Veri bulunamadı. Asker yazalım. Ve 25 tane hücre buldu. Yani 25 tane hücrede bu faaliyet yer alıyor. Birincisi şu. Askeri üniforma imalatı. Sonrakini bulalım. Silah ve parçalarının imalatı. Bu da imalat sektörü. Hizmet sektörü değil yine. Tabanca, rovelver, av tüfeği. Yine bunların imalatı bu. Bir sonraki yine imalat. Askeri silahların imalatı. Askeri savaş gereçleri imalatı. Yine şurada imalat. Yine imalat var. Sonrakine, daha sonrakine. Yine burada imalat var. Şurada da imalat. Bir sonraki bu da imalat. Şuna bakıyoruz. Yine imalat faaliyeti. Bakım onarım. Yine şurada imalat. İşte şurada hizmet sektörüne geçildi. Yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması hizmetleri. Bir sonraki askeri silahlı kuvvetlerin idaresi ve sevki. Bu kodu kullanabiliriz bence. Öğrencimizin hayalinde olan subaylık mesleğinin Nace kodu olarak 842205. Bunu getirip şuraya yazalım. 842205. Bir diğeri doktorluk. Doktorluk içinde listede arama yapalım. Doktor yazınca benden edim çıkmıyor. Buraya hekim yazmamız gerekiyor. Tümünü bul. Tam 20 tane hücrede buldu. Bunlar imarat sektörü, Tıbbi cihazlar, hekimlik. İşte işte veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı. Sonrakini bulalım. Evcil hayvanlara hizmet veren veteriner hekim muayenehanesi. Sonrakini bulalım. Aile ve toplum sağlığı merkezi tarafından sağlanan genel hekimlik uygulama faaliyetleri. Sonrakine bakalım. Aile sağlığı merkezleri. Burada pratisyen hekim tarafından yürütülen hizmetler. Daha sonrakine bakalım. Özel sağlık kurumları tarafından Polikliniklerde sağlanan hekimlik hizmetleri. Hemen bir altındaki özel muayenehanede sağlanan genel hekimlik uygulama faaliyetleri. Öğrencimiz özel sektörde kendisine bir iş yeri açmayı düşündüğü için doktor olup bunu kod olarak alabiliriz. 862104 kodunu alıyoruz. 862104. Demek ki eğer doktor olursa öğrencimiz 862104 koduyla çalışacaktır. Faaliyet koduyla. Diğer öğrencimiz subay olursa NACE kodu 842205 olacaktır. Sıradaki okulunuzda yer alan meslek dallarını aşağıya yazınız. Okulumuzda iki tane meslek alanı ve dalı var. Birincisi muhasebe ve finansman alanının bilgisayarlı muhasebe dalı. Bir diğeri büro yönetimi alanının yönetici asistanlığı dalı. Sonraki soruya geçelim. Bu meslek dallarından seçmeyi düşündüğünüz bir meslek dalı var mıdır? Var ise hangisidir? Diye sorulmuş. Diye sorulmuş. Öğrencilerimizin verdikleri cevaplara bakalım. Erdinç isimli öğrencimiz, gelecekte kendi işletmemi kurmak için, yani girişimci olmak için muhasebe alanını seçtiğim cevabını vermiş. Miray isimli öğrencimiz, sayısal işlemlerde kendimi iyi bulduğum için, Muhasebe alanını seçtim cevabını vermiş. Ünal isimli öğrencimiz öğretmenlerimin tavsiyesiyle ve de bu okulun öğretmenlerini daha iyi bulduğum için muhasebe alanını seçtim cevabını vermiş. Şirketlerin faaliyet alanlarını bilmek neden önemlidir? Şirketlerin faaliyet alanlarına göre kuruluş aşamasında alınması gereken belgeler farklı olabilir. Sertifikalar farklı olabilir. Kuruluş sırasında izin alınması gereken Kurumlar varsa devlet kurumları bunlar farklılık gösterebilir. Bu yüzden işletme kurulacak olan işletme hangi alanda faaliyet gösterecek bu önemlidir tabii ki. Ersan Eryılmaz'ın internet sitesindeyiz. Burada çok güzel bilgiler yer alıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şu aşağıya gelelim. Burada mesela inşaat enerji sektörü şirketi kuruluşu. Buna dokunalım. Ve biraz aşağı doğru gidiyoruz. Burada bu sektöre özel izinler, başvurular şunlar. Enerji Bakanlığı'ndan özel izin alınması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan özel izin alınması gerekiyor. Hangi işletme için enerji ve inşaat sektöründe bir işletme yani kurulacak olan işletme için genel izinler, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, belediye, ticaret odası. Bu dördü standart. Bütün işletmeler için başvurulması gereken kurumlar. Bir başka şeye girelim. Dış ticaret, ithalat, ihracat. Şöyle aşağı doğru ilerleyelim. İhracat yapacaksa işletme, yeni kurulan bir işletme ihracatçılar birliğine üye olması gerekir. İthalat yapacaksa ithalatçılar birliğine üye olması gerekir. Bunlar özel izinler. Genel izinlere, başvurulara bakarsak yine vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, belediye, ticaret odası. Bir diğer sektöre bakalım. O da şu olsun. Tarım, gıda, hayvancılık sektörü. İşletmenin kuruluşunda yine genel izinler, genel başvurular, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, belediye, ticaret odası, özel izinler, tarım müdürlüğü, çevre ve şehircilik bakanlığı. Bu ikisinden de özel izin alınması gerekiyor bu sektörde kurulan işletmeler için. Medikal, sağlık sektörü şirketlerine bakalım kuruluş aşamalarına. Yine burada Genel izin başvurular kısmında vergi dairesi, SGK, belediye, ticaret odası, meslek odası var. Özel izin olarak Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alınması gerekir. Bu sektörde kurulacak işletmeler için. Demek ki kuracağımız bir işletmenin hangi sektörde faaliyet göstereceği çok önemlidir. Çünkü sektörel olarak, özel olarak izin alınması gereken devlet kurumları, üye olunması gereken birlikler, kurumlar olabilir. Geçen haftaki konumuzda yeni bir işletme isimli konumuzda işletmelerin kuruluş maliyetleri konusuna değinmiştik. Limited şirket kuruluş maliyeti. Buna dokunup görelim buradaki bilgileri. 2020 yılı için İstanbul'da kurulacak bir şirket, limited şirket bir kişi kurucu olarak olacak. temsilci müdür bir kişi. Sermayesi 10.000 TL. Kira tutarı 1000 TL Noter masrafı 355 lira. Ticaret odası üyelik masrafı 1090 TL. Vergi dairesindeki masraflar 23 lira. Mali müşavirden kuruluş hizmetleri satın alınacak. Bu da 722 lira. Yani 2020 yılında bir limite şirketin kuruluş maliyeti 2190 lira olacaktır İstanbul'da. Geçen haftanın konusuna yine burada değinmiş olduk. Etkinlik zamanında piyasa değerine göre en büyük şirketler verilmiş. Yeşil renkli olanlar bilişim teknolojisi şirketleri. Siyahlar ise diğerleri. Bunlar halka açık şirketler. 2001 yılında listede ikinci sırada Microsoft var. Bilişim teknolojisi şirketi olarak. Birinci sırada General Electric. Üçüncü sırada Exxon Mobil. Petrol şirketi. Dördüncü sırada City Group. Beşinci sırada Walmart. 2006'ya geldiğimizde yine tek bir tane Bilişim teknoloji şirketi var. O da Microsoft. Ama dördüncü sıraya düşmüş. Piyasa değeri bakımından. 2011 yılına baktığımızda ilk 5 içerisinde Apple'ı görüyoruz. Bilişim teknolojisi şirketi olarak. ikinci sırada. 2016 yılına geldiğimizde ilk 5'in tamamı bilişim teknolojisi şirketlerinden oluşuyor. Apple, Alphabet, Google'ın çatı şirketi olan bu alfabet. Microsoft, Amazon e-ticaret sitesi ve Facebook. Şimdi aşağıda bununla ilgili sorular olacak. Bu şirketlerden hangilerini daha önce duydunuz? Öğrencilerimiz şunları duyduklarını söylediler. Citibank, Shell, Total benzinlikler, Amazon e-ticaret sitesi, Microsoft işletim sistemi yazılımı üreticisi, Facebook sosyal medya şirketi, Apple internet teknolojisi ve elektronik cihaz üreticisi. Sonraki soru: 2001 yılı ile 2016 yılı arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Eğer bir fark olduğunu düşünüyorsanız, farkın neden ortaya çıktığını tahmin ediniz. Cevap olarak şunları söyleyebiliriz: 2001'de tek bir tane bilişim teknolojisi şirketi varken ilk 5'te 2016'da ilk 5'in tümü bilişim teknolojisi şirketleridir. Sebepleri şunlar olabilir: İnternetin yaygınlaşması, e ticaretin yaygınlaşması, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, üçüncüsü, internet üzerinden bankacılık hizmetlerine erişimin yaygınlaşması ve beşincisi internet üzerinden devlet hizmetlerine erişimin yaygınlaşması. Türkiye'de mesela e-devlet uygulaması 2006 yılından beri var. Diğer ülkelerde de benzer uygulamalar belki vardır. Bu uygulamalar işte bu etkenler sebebiyle Bilişim teknolojisi sürekli daha fazla gelişme ihtiyacı hissetti, daha fazla gelişti. 2016 yılında listede olan şirketlerin ortak özellikleri nelerdir? Hepsi bilişim teknolojisi şirketi. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan şirket. Yine hepsi halka açık şirketler. Halka açık şirket ne demek? Halka açık şirketin pay kağıtları borsada işlem görüyor ve isteyen kişiler, kurumlar gidip bu borsadan bu şirketin pay kağıtlarından satın alıp bu şirketin ortağı olabiliyor. Dördüncüsü hepsinin birçok ülkede faaliyetleri var. Yani bunlar çok uluslu şirketler aynı zamanda. Beşinci ortak özellikleri hepsi Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde yer alıyor. Silikon Vadisi denen bir bölge. Buranın resmi adı Silikon Vadisi değil tabii ki. Silikon teknolojisinin icat edildiği yer olduğu için Oraya Silikon Vadisi denilmiş. Şimdi orayı tanımaya çalışalım biraz. Google Earth web sürümündeyiz. Şurası Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu ülkenin şöyle batı kenarına doğru yoğunlaşalım. Batı kenarında Kaliforniya eyaletini görüyoruz. Bu Kaliforniya eyaletine yakınlaşalım. San Francisco'yu kesinlikle duymuşuzdur. San Francisco'ya yakınlaşıyoruz. İşte tam olarak Burada San Jose, Mountain View, Palo Alto, Milpitas gibi yerleşim yerleri var. Burası Silikon Vadisi olarak adlandırılıyor. Medium.com internet sitesindeki bu görselde bu vadiyi çok daha iyi görebiliyoruz. Böyle yatay şekilde burada teknoloji şirketlerini, bilişim teknolojisi işletmelerini görebiliyoruz. Yine aynı sitede Erva Eslemin makalesine bakalım. Silikon Vadisi'nden bir görsel. Buradaki markalar, burada yer alan şirketler, çok bildiğimiz şirketler. Dünyadaki birçok icat bu Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilmiş bulunuyor. Apple, AMD, Adobe, Cisco, HP, Intel, eBay, EA, Google, Fujitsu, Facebook, Netflix, Sony, Nvidia, Oracle, SanDisk, Yahoo, Asus, Microsoft, McAfee, Logitech, Hitachi o kadar çok bilişim teknolojisi şirketi vardır ki burada. Neredeyse dünyanın bütün bilişim teknolojileri buraya toplanmış desek abartılı gibi olur ama çok uluslu şirket kavramını da araştıralım. Wikipedia internet sitesindeyiz. İki hafta önceki konumuzda bu sitenin bir sosyal girişim örneği olduğuna değinmiştik. Sosyal girişim neydi? Kar amacından daha çok insanlara ve çevreye yarar sağlamayı amaçlayan girişimcilik türüydü sosyal girişimcilik. Çok uluslu şirketleri liste halinde görebiliyoruz. İlk önce çok uluslu şirket ne demektir? Bu şirketler birçok ülkede faaliyet gösteriyorlar. Üretim, yatırım, istihdam, satış, dağıtım gibi birçok faaliyetlerini birden fazla ülkede gerçekleştiriyorlar. Bu listeye baktığımız zaman şöyle Pepsi'yi görebiliyoruz. Çok uluslu şirketlerden tanıdık olanlar içerisinde. Pfizer'ı görüyoruz. Philips'i görüyoruz. Pirelli. Pirelli lastikleri var. General Motors. Gazprom. Acer. Adidas. Airbus. AXO Nobel. Alcatel. Allianz. Amazon. GoPro. GoDaddy. Google. Goodyear. GlaxoSmithKline. Gillette. Guinness. Procter Gamble. PVC. Polaroid Corporation. QNB Group, Qualcomm, Rabobank, Rakit Bankiser, Red Bull. Liste çok uzun. Bu listedeki yüzlerce, binlerce işletme küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler. Fortune Turkey internet sitesindeyiz. Burada da Türkiye merkezli, Türkiye'de kurulmuş olan küresel şirketlere bakalım. Çok uluslu Türk, şir Türk şirketleri Mart 2017'de yayımlanmış bu makale. Yurt dışında cirosuna göre Türkiye'nin küresel şirketleri 2015 sıralaması Polimex İnşaat 8.6 milyar lira ile ilk sırada yer alıyor 2015 yılında. Anadolu Efes Biracılık, Tav İnşaat, Hayat Kimya, Tekven İnşaat, Çalık Enerji, Mapa, Türksel, Sembol İnşaat, çoğunlukla inşaat şirketleri yurt dışında faaliyet gösteren bizim Türk şirketleri. Kortsa, Kastamonu Entegre, Netlock, Otokar, Defacto, Aselsan da var. Askeri elektronik sanayi şirketi. Zorlu Tekstil var. Havaş, Sütaş da var. Bir başka listeye bakalım. Ulaştırma lojistik firmaları için yurt dışına hizmet verilen ülke sayısı. Türk Hava Yolları tam 115 noktaya hizmet veriyor, uçuş yapıyor. Bu 2015 yılındaki rakam. 2021 yılında bu rakam çok çok artmış olmalı. Dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu şirketi sloganı buydu Türk Hava Yolları'nın. Horoz Lojistik 105 noktada hizmet veriyor dünyada. Netlock Lojistik 75 noktada. Turistik Hava Taşımacılık 41 nokta. Pegasus 39 noktada hizmet veriyor. Diğerlerini burada görebiliyoruz. MNG, Arkas, Reysaş. Üretim firmaları içerisinde yurt dışında üretim noktası sayısı Pladis yurt dışında 34 noktada üretim gerçekleştiriyor. Bu yerli bir işletme, Türkiye merkezli. Anadolu Efes Biracılık 27 noktada üretim gerçekleştiriyor yurt dışında. Arçelik yurt dışında tam 10 noktada üretim gerçekleştiriyor. Hayat Kimya temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri üreticisi yurt dışında 5 noktada üretim gerçekleştiriyor. Aselsan'ın tam 3 üç yerde üretimi mevcut söz konusu. Hürriyet yurt dışında iki noktada. Sütaş yine iki noktada yurt dışında üretim gerçekleştiriyor. Etigda bir noktada. Havelsan yurt dışında bir noktada üretim gerçekleştiriyor. Bir meslek dalı seçerken o meslek dalının alt kollarını fark etmek size daha geniş bakış açısı sunar. Bir mesleği yazıyorsunuz buraya. Mesela hekim yazdık. Hekimlikle ilgili tam 20 tane farklı meslek buldu. Oysa hekim denildiğinde aklımıza 3-5 tane şey gelir. Diş hekimi, normal hastanedeki doktor hekim, bir de veteriner hekim. Bu üçü aklımıza gelirdi. Oysa tam 20 tane bu hekimlikle ilgili faaliyet alanı var. Bu bize daha geniş bakış açısı kazandırır. Kendini göster kısmına geldiğimizde 2016 yılında ilk 3'te yer alan şirketlerin NACE kodlarını bulmamızı istiyor. İlk sıradaki Apple idi. Apple'ın faaliyet alanı elektronik. NACE kodunu şimdi bulmaya çalışalım. NACE listesinde Ctrl F ile şu arama penceresini açıp buraya telefon yazıp arattığımda şunu bulabiliyorum. Daha doğrusu telefon yazıp arattığımızda 37 tane satır var. 37 tane bununla ilgili faaliyet alanı var. Şunu yakın buluyorum ben. Kablosuz telefon imalatı, cep telefonu imalatı. Ama Apple sadece cep telefonu üretmiyor. Sadece cep telefonu üretiyor olsaydı şu kodu kullanabilirdik. 26 30 kullanabilirdik. Bence Apple'ın faaliyet kodu şu olsun. 261104. Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, jöle, mikro, anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatör ile elektronik entegre devrelerin imalatı diyelim. Çünkü bu 73 satırda bulunan 73 faaliyete baktım. Bu biraz daha yakın duruyor. Şuraya 26 11 04 yazdık. Apple'ın NACE kodunu en yakın olarak bu olduğunu düşünüyoruz. Diğeri alfabet faaliyet alanı web. Alfabet Google'ın çatı şirketi. Şimdi bunun da faaliyet alanına uygun olan kodu bulmaya çalışalım. Şuraya internet yazıp tümünü bul butonuna basalım. 42 tane hücre bulundu. İşte bulduk. Şu sonrakini bul butonuna sürekli basarak şuraya kadar geldik. Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veri tabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesi. Bu da olabilir. Web portalları. Ama biz bu birincisini seçelim. Alt düşüş 1201. Şimdi diğer şirketin faaliyet koduna geçelim. Bu Microsoft faaliyet alanı yazılım. Bu listede şu arama kutusuna yazılım yazıp tümünü bul butonuna bastıktan sonra 35 tane faaliyet bulunmuş bununla ilgili faaliyet alanı. Evet, Microsoft için en uygun herhalde şu ikisi olabilir. Diğer yazılım programlarının yayımlanması veya şu da olur işletim sistemlerinin yayımlanması. Bence 582901'i alalım. Microsoft'un faaliyet kodu olarak diğer yazılım programlarının yayımlanması 582901 yazalım. 582901. Bu üç şirketin NACE'deki faaliyet kodunu bulmuş olduk. Birincisi Apple, faaliyet kodu 261104 olarak bulduk. İkincisi alfabet, faaliyet kodu 631201. Bir diğeri Microsoft, faaliyet kodu 582901. Yeni görevimiz, bir sonraki dersten itibaren siz de girişimci olma yolunda ilk adımınızı atacaksınız. Girişimcilikle ilgili güncel gelişmeleri araştırınız. Ve bu süreçte kendiniz için yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler, ve yapmamam gerekenler listesini oluşturunuz sevgili gençler. Bu haftaki mesleki gelişim atölyesi dersinde 5. öğrenme birimi girişimci fikirler, iş kurma ve yürütmenin 6. konusu işletme ne iş yaparı işledik. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere iyi günler.